STV ekranlarından ve Hayat Sağlıkla Güzel programından herkese merhabalar. Bu hafta yine size ve sevdiklerinize Hayat Sağlıkla Güzel demek ve dedirtmek için tekrardan ekranlarınızdayız. Konuğumuz şehrimizde bulunan özel bir hastanenin dermatoloji hastalıkları uzmanı Doktor Yaman Sönmez bizlerle birlikte olacak. Kendisini bulmuşken de botokstan tutun da uyuz hastalıklarından sil tedavisine kadar bütün soruları yönelteceğiz. Ama öncesinde değerli konuğumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Öncelikle ekran başındaki izleyicilerimiz için sizi biraz yakından tanımak isteriz. Dermatoloji uzmanı, uzman doktor Yaman Sönmez kimdir? Ben aslında tıp fakültesini Hacettepe'de bitirdim. İhtisası da Marmara Üniversitesi'nde yaptım. Hı hı. Yaklaşık bir 7-8 yıldır bu dermatoloji alanında çalışıyorum. Hı hı. Ve yaklaşık 15 yıldır kozmetikte ve estetikle çalışıyorum. Hı hı. Şu anda da özel bir hastanede. Evet, çalışıyorum. Hocam şimdi dermatoloji deyince ben de bir bayan olarak tabii aklıma o kadar çok soru geliyor ki saçımızdan tutun da cildimizin parlaklığına, matlığına o kadar çok konu var. Öncelikle en popüler estetiklerden biri olan botoksu sorarsak siz de takdir edersiniz ki botoks hakkında birçok bilgi kirliliği de var. Hani zehir diyen de var, hayvan zehri diyen de var. Hazır sizi bulmuşken de bir uzmanına sormak isteriz. Öncelikle botoks nedir? Ne anlamalıyız? Botoks bir ilaç mıdır? Şimdi şöyle, ben biraz basitleştirmeye çalışacağım. Biz nasıl çocuklarımıza ve şu anda COVID aşısını yapıyorsak, botoks aynı şekilde elde ediliyor. Yani biz COVID virüsü alıyoruz, bir parçasını alıyoruz ve aşı yapıyoruz. Botoksu da bir tane bakteri, onun bir parçasını alıyoruz ve botoksu yapıyoruz. Yani zehirle veya şeyle alakası yok. Bilgi kirliliği aslında yıllardır var. O da devam edecek bence. Ama çok yaptırmayanlar pişman olacak diyelim. Yani bence güzel yaşlanmak gibi botoks demek benim aklıma çok güzel yaşlanmak kesinlikle, demek kesinlikle olarak geliyor. Evet. Peki değerli hocam botoksun zararları var mıdır? Bir hekim olarak bu konuda ne söylersiniz? Bir de Amerika İlaç Dairesi FDA'yı biz COVID'den dolayısıyla aşılardan çok duyar olduk. Peki botoks FDA onaylı mıdır? Botoks FDA onaylı tabii ki. Estetikte de onaylı. Ama tabii ki her bölgede değil. Mesela alında botoks FDA onaylı değil. Ama kaş arasında ve kas ayaklarında onaylı. Ama bu şey demek değildir. Yani alına yapılmaz, buruna yapılmaz veya yanağa yapılmaz anlamına gelmiyor. Ve en önemli botoksun en önemli etkilerinden bir tanesi terlemeyi yok ediyor. FDA de bunu da onayladı. Koltuk altı, el ve ayak avuçlarının terlemesini engellemek için botoks FDA onaylıdır. Bir ilaç olarak kullanılıyor. Zararları peki var mıdır? Zararı eğer yetkin bir insan yaparsa hiçbir zararı yok. Sıfır diyebiliriz. Çünkü ek bir maddesi yok. Alerji yapma ihtimali çok çok nadir. Ben binlerce botoks yaptım. Şimdiye kadar hiç görmedim. Teorik olarak tabii ki alerji yapabilir diye yazar ama öyle bir şey görmedim ben. Evet, beklemiyoruz. Peki, botoksun uygulama alanları nerelerdir? Kaç ayda bir yaptırılmalıdır? Bir de etkisi ne kadar sürelidir? Şimdi şöyle, ilk başta yaşlanmayı anlatmak isterim ben size. Yaşlanmanın en büyük bulgusu veya belirtisi kırışıklıklar. Bu kırışıklıklar ikiye ayırıyoruz biz. Dinamik, yani normal durup dururken hiçbir şey yok ama gülerken, kızarken ortaya çıkan kırışıklıklar. Bunlar her yaşta olabilir. Bir de statik, yani her zaman olan kırışıklıklar var. Bunları biz botoksta
yok ediyoruz. Dinamik olan kırışıklıkları da statik olmasından olmasın diye engellemeye çalışıyoruz botoksla. Botoksun asıl işlevi şöyle. Biz kasın içine enjekte ediyoruz, deriye enjekte etmiyoruz. Kasın içine enjekte ettiğimiz için deride yan etki yapma şansı sıfıra yakın. Diğer sorunuz neydi? Bir tane diğer daha vardı. Diğer sorun kaç ayda bir yaptırmalı? Kaç ayda bir? Süre ne kadar? Normalde 4 ila 6 ayda bir yapılıyor. Yapıldıktan sonra ortalama 2 hafta içerisinde bir oturma süresi var. 4 ila 6 ayda bir yapılıyor. Peki izleyicimiz arasında hocam Leyla Hanım'ın bir sorusu bu noktada hemen size yöneltmek istiyorum müsaadenizle. Botoks uygulamalarına devam etmez isem kırışıklıklarım daha mı kötü olur? Hayır, kesinlikle süreden. Öyle bir şey yok. Hatta düzenli olarak 4-6 ayda bir yapılırsa kırışıklıklar eski halinden çok daha iyi durum. Yani bıraksanız bile kırışıklıkları da çok daha iyi durumda görüyoruz. Çünkü deri, yani o kasları kullanmadığımız için deri kırışmıyor. Evet. Peki değerli hocam, diş gıcırdatma tedavisinde de botoksu duyuyoruz. Evet. Neden peki? Şimdi diş gıcırdatmada vücudun en güçlü kası masseter kasımız. Bunlar da gece uykuda, özellikle bazı ailelerde ya genetik olarak bazı aynı ailelerde diş gıcırdatması nedeniyle dişleri kırılıyor. Ve bunu engellemek için en etkin yöntem botokstur. Tabii ki botoks biliyorsanız çok güzel ve etkili bir ilaç. Ama bilmiyorsanız, mesela diyelim ki işte bazı meslektaşlarımız işte diğer branşlardan veya işte diş hekimlerimiz yapıyor ama çok bilmediği için çok az yapıyor ve o etkiyi elde edemiyor. Onun için gerçekten bir sorun varsa, diş gıcırdatma sorunu varsa uzman bir doktora gitmek gerekiyor. Peki botoks da ülkemizde hocam Sağlık Bakanlığı onaylı kaç ürününüz var? 2 tane ürünümüz var. Bir tanesi Amerika'dan geliyor, bir tanesi de Fransa'dan geliyor. İkisinin içeriği aşağı yukarı aynı. Etkileri de aşağı yukarı aynı. Ama tabii ki yasal olmayan veya işte merdiven altı uygulamalarda ne kullanılıyor ben de bilmiyorum. Peki değerli hocam, terleme tedavisinde de çok sık duyuyoruz botoksu. Siz bir hekim olarak aşırı terlemede botoksun yerini nasıl anlatırsınız? Terlemede biz özellikle aksiller bölge, yani koltuk altı terlemede daha fazla yazın olduğu için benim hastalarıma her zaman önerim şu: Mayıs ayında yapalım. Zaten yazı rahat geçiriyorsunuz. Kışın çok fazla terlemiyoruz. Yani yılda bir defa yapılması yeterli oluyor. Etkisi %90'dır. Yani 100 terliyorsanız %90'ı terlemiyorsunuz. Sadece %10 kalıyor. Bu yönde FDA onayı var, daha önce söyledik. Güvenilir bir yöntem. Terlemenin de önüne geçebiliyoruz. Tabii ki. O zaman. Peki hocam, kimler botoks yaptırmamalı? Evet, bu aslında biraz büyük bir liste ama en önemlisi gebe ve emzirenler. Emziren anneler ve gebeler de yapılmaması gerekiyor. Aslında çok yan etki olacağından değil ama bebek sağlığı ön planda olduğu için o dönemde biz yapmıyoruz. Bazı uygulama yerlerinde, mesela yüzde bazı insanlarda böyle yağlı egzeması oluyor veya sedefi oluyor veya enfeksiyonu oluyor, uçuk gibi. O dönemde yapmamak gerekiyor. Bir de otoimmün hastalıklar var. Myasthenia gravis gibi,
bir sürü hastalık var. Onları da yapmamak gerekiyor. Hı hı. Onun dışında gayet güvenli yapılabilir. Avantajlarını sorsam ne söylersin? Avantajı çok basit bir işlem, hı hı. çok hızlı bir işlem ve çok memnuniyet verici bir işlem. Hı hı. Yani düşünsenize 10 dakikada yaklaşık 5-6 ay boyunca kırışıklıklarınız olmayacak. Hı hı. Bu çok bence büyük avantaj bu botoks için. Dezavantajları peki hocam? Mesela botoksu yaptırdık. Ben şimdi benim bir yüz mimiklerim var, yüz ifadem var. Bunlar kayboluyor mu? Şimdi o yapma tekniğine bağlı ve hı-hı. bu aslında botoks yapmak bir sanattır. Sonuçta biz bir insanın ifadesini değiştirmek gibi bir amacımız olamaz. Ama en azından kendine aynada baktığında güzel bir kırışıksız bir yüz görmek istiyorsa onu sağlamamız gerekiyor. Dezavantajı şöyle, süresi kısa. 4-6 ay diğer işlem, mesela diyelim ki dolgu yapıyoruz. Dolgu 1-1,5 yıl gidiyor. Operasyonla mesela burun yapılınca ömür boyu gidiyor. Ama bu sadece 4 ile 6 ay boyunca bir süresi var. Tek dezavantajı bu bence. Tek seans mı atım oluyor hocam? Mesela bu botoksu yaptık, bir daha tekrar çağırıyor musunuz? Bir ben, hafta sonra evet, 10 gün. Asimetri var mı yok mu diye, beğenmediği bir yer var mı yok mu diye ben bir 2-3 hafta sonra çağırıyorum. Tekrar hastalarını. Evet. Peki değerli hocam, dolguyu az önce geçirdiniz ama botoks ve dolgu aynı şey midir sistem olarak? Hayır. Dolguyu biz derinin altına doldurmak için uyguluyoruz. Hı-hı. Botoks kasa yönelik yapıyoruz. Kası Hı-hı. geçici olarak hareketsiz yapıyoruz. Hı-hı. Bir de ben kendi şahsi olarak dudakta kullanılan işlemi ben botoks sanıyordum. Doğru, ama çoğu insan öyle. Evet, ama bu sanırım herhalde dolgu kısmı. Tabii ki dolgu farklı. Dolgu maddesi farklı. Maddesi bir proteindir, vücutta bulunan bir proteindir. Hyaluronik asit diyoruz. Onun yoğunluğuna göre, yüzdeki bölgesine göre uyguluyoruz. Mesela dudakta çok yoğun olmaması gerekiyor. Ama elmacık kemiklerinde yoğun olması gerekiyor. Hepsinin tipleri var. Son olarak botoks etkili kremler hakkında görüşleriniz. Yani şimdi botoks, dediğim gibi botoksun etkisi direkt kasa yöneliktir. Deriye sürdüğümüzde hiçbir etki alamayız. Hiçbir zaman alamayız. Ya yani kasa krem sürerseniz o zaman etki edebiliriz belki. Evet, gelelim PRP hocam. Bu da çok son günlerde gündemde. PRP nedir? Hangi amaçla uygulanır? Şimdi plazma, platelet rich plazma, yani kanın oluştuğu sıvının içinde bir plazma oluyor. Onun adı plazma oluyor. Ve belli bir yöntemle steril bir ortamda hastanın kanını alıyoruz. O plazmayı ayrıştırıyoruz. İçinde sadece o platletleri, yani pıhtı hücreleri bırakıyoruz. Kırmızı hücreler, beyaz hücreler, onları atıyoruz. Şimdi plazma, demin dediğim gibi yaşlanma, kırışıklıklar olduğu için kırışıklıklar sadece gördüğümüz şeyler. Ama bir yaşlanma genelde deri altındaki kolajen, hyaluronik asit ve elastisite kaybıdır. Biz PRP'yi yaparak tekrar hem elastisiteyi hem kolajeni ortaya koyuyoruz. Tekrar sentezini uyarıyoruz. Bu da şöyle oldu. 60'lı yıllarda ortopedi de kullanılmaya başlandı. Özellikle eklem aralarındaki hastalıklarda kullanılmaya başlandı ve direkt kan enjekte ediliyordu. Ondan sonra ayrıştırıldı. 2000'li yılların başında dermatolojide, kozmetikte başladı. Başladı kullanılmaya. Hazırlanma peki? Hazırlanma aşaması ve uygulama aşaması hakkında da biraz bilgi. Şimdi şöyle,
pardon. Hazırlanma, biz hastamız geldiğinde kanını alıyoruz, bekletiyoruz, ayrıştırıyoruz. Bizim özel bir hemşiremiz var. Steril bir şekilde tabii ki. Çünkü tekrar enjekte edeceğiz. Ayrıştırdıktan sonra o önemli olan kısmı, yani trombosit ile zengin olan kısmını enjektöre çekiyoruz. Saç için yapabiliriz, yüz için yapabiliriz, dekolte için yapabiliriz, eller için yapabiliriz. Neresi yaşlıysa, neresi desteğe ihtiyacı varsa, nerenin, vücudun herhangi bir yeri olabilir. Hepsine yapabiliyoruz. PRP'nin faydaları hakkında hekim olarak ne söylersiniz? Bir de kaç seans sürüyor bu uygulama? Şimdi literatürde bütün çalışmalarda 3 seans öneriliyor. 3 ila 4 haftada bir. Faydası şöyle, tabii ki biz bunları, ben yaklaşık 10 yıldır yapıyorum PRP. Ama 20 yıllık çalışmalar var. Bunlar da hepsinde en az %50 iyileşme görülüyor. Saçta bazı çalışmalarda yeni saçın çıktığını görmüşler. Bazı çalışmalarda yok ama olan saçın daha kaliteli, daha kalın, daha gür ve sağlıklı göründüğü taraftarıydı. Yüz için, deri için, ben deri altında yapıyorum. Gayet iyi, dolgu gibi yapıyorum. Birazcık düzeltiyor işte derin kırışıklıkları. Tabii ki dolgu daha etkili ama dolgu yaptırmak istemeyenler PRP en uygun yöntem. Bu noktada hocam Özlem Hanım'ın bir sorusu var size tekrardan, müsaadenizle. Hocam merhaba, 47 yaşındayım. Cildimde kırışıklıklar var ve cildim ayrıca çok mat. PRP tedavisi ile geçtiğini duydum ama bu tedavide kan alınıp tekrar veriliyormuş. Az önce bahsettiğinizden bahsediyorum. Ben bunu tam olarak anlayamadım ve biraz korktum. PRP cilt tedavisi ne demektir, nasıl yapılıyor, korkmam yerli mi diye sorusu. Bence hiçbir şey... Şimdi şöyle, eğer steril ve temiz bir ortamda yapılıyorsa hiçbir korkuya gerek yok. Çünkü kendi kanınız, sadece bir bölümünü ayrıştırıyoruz, onu tekrar enjekte ediyoruz. Hiçbir yan etkisini görmedik şimdiye kadar da, görmeyeceğiz. Vallahi hocam sizi bulmuşken ben konudan konuya geçeceğim. Şu anda da tabii son ki günlerde çok duyulan esasında uyuz hastalığı hakkında. Evet. Şimdi bence COVID'in artmasıyla mı artık bilemiyorum, insanlar evlerde bu hastalık çok duyulur oldu. Kaşıntıdır, şeydir. Öncelikle uyuz hastalığı nedir hocam? Şimdi bu uyuzu anlatmadan önce COVID pandemisinden yaklaşık 6 ay önce uyuz pandemisi başlamıştı aslında Avrupa'da ve Türkiye'de. Ama COVID onu örttü. Evet. Tabii herkes evde kaldığı için de daha fazla bulaşmaya başladı. Maalesef, ama bu uyuz her zaman, yıllardır var ve bence devam edecek. Uyuz bir tür mikrop, parazit. İnsandan insana bulaşıyor. İnsanın cildinin en üst tabakasının altında yaşamayı çok seviyor. Sıcağı çok seviyor. Aslında uyuz oldunuz dediğimiz zaman hastaya, hasta şok oluyor. İşte ben çok temizim, aslında hiç temizlikle veya kirlilikle alakası yok. Dünyanın en temiz insanı, en obsesif insanı da uyuz olabilir. En kirlisi de olabilir. Önemli olan şu, bir insan nasıl bulaşır diye sorarsanız, bulaşma yöntemi şu, çok uzun bir süre, en az 2-3 saat yakın temas olması gerekiyor. Mesela iki kardeş yan yana, bir tanesi uyuz kapmış, diğerine aynı yatakta yatıyorlar, ona bulaşır. Aynı kıyafeti giyiyorsa bulaşır. Yan yana uzun saatler oturursa bulaşır. Ama yok tokalaşmaktan
Yok işte hani 5 dakika ayak üstü muhabbetten hiçbir zaman bulaşmaz. Peki belirtileri nelerdir hocam? Yani bildiğim, hani benim uyuz dediğimiz zaman aklımın bir kaşıntı. Evet. Evet, öncelikle olarak ama hani bir görüntüde bir şey oluyor mu? Yoksa tabii, belli bir dönemi var mı? Akşam mı oluyor, gündüz mü çok oluyor gibi? Evet. O uyuz paraziti veya mikrobu diyelim, çok küçük, gözle görülmez. Bizim dermoskopumuz var, nadiren görebiliyoruz. Çünkü gündüzleri deri altında uyuyor. En çok sevdiği zaman gece. Çünkü daha sıcak. O sıcak ortamı seviyor. Özellikle sıcak olan bölgelerde olur. Karın bölgesi, bacak iç tarafları, koltuk altları. Yavaş yavaş el parmaklarına kadar kaşıntı olur ve kaşınırken çok fazla yırtıyoruz ya cildimizi. Onları görüyoruz. Biz mikrobu görmüyoruz. Peki tedavi hakkında hocam, yatarak mı tedavi gerektirir, yoksa tedavisi hakkında ne söylersiniz? Şimdi bu aslında çok önemli bir konu. Neden? Çünkü Türkiye'de bizim elimizde yaklaşık 3-4 tane silahımız var ona karşı. Ve hepsi sürme ilaçlar. Evet. Ve hepsine karşı her bakteri gibi, her virüs gibi direnç gelişebiliyor. Onun için çok düzenli düzgün kullanmak gerekiyor. Maalesef bizim Türkiye'deki ürünün satılan ürünlerin içerisinde kullanım şekli yanlış yazıyor. Onun için muhakkak bir dermatoloğa başvurmaları gerekiyor. Yani uyuz dediniz mi direkt dermatoloğun işi bu. Kabaca şöyle söyleyeyim size. Bir evde eğer bir kişi de varsa bu demektir ki bütün herkes de vardır. Ama kaşınmaya başlamamışlardır. Kuluçka dönemi ortalama 6 haftadır. Bir tanesinde varsa herkes tedavi olmak zorunda. Yok bende kaşıntı yok. Evet. Ben kullanmayayım, ben işe gideceğim. Maalesef 2 ay sonra daha fazla kaşınmaya başlarlar. Ve uyuz evden çıkmaz bu sefer. Birinden mesela ben ilaç kullandım, benimki geçti, size geçti. Siz de ilaç kullandınız, tekrar bana geçer. Onun için hep aynı anda, aynı günde başlatıyoruz tedaviye. Bayağı insanı uyuz ediyor yani. Uyuz oldum deriz bence. Öyle gerçekten, şey ruhsal, yani gerçekten ruhsal durumları kötü hastalarımız var. Hala kaşınıyorlar. Halbuki hiçbir şey yok ama hala kaşıntıları var. Mehmet Bey'in bir sorusu var hocam, bu uyuzla da alakalı. Yaklaşık 10 gündür kaşınıyorum. Tanısı uyuz hastalığı olarak koyuldu. Sırt ve boyun bölgemde özellikle geceleri kaşıntı ve iğne batması şeklinde oluyor. Duş almam, suyu değdirmem zararı var mıdır? Kesinlikle değil. Bizim anlattığımız şekilde kullanması zaten tedaviye başlamadan önce banyo yaptırıyoruz. Tedaviden sonra da banyo yaptırıyoruz tekrar. Yalnız uyuz zaten kaşıntı yapıyor. Biz kaşıyoruz, cildimizi çok tahriş ediyoruz. Ayrıca banyoda çok sıcak su ve kese, lif yaparsak daha fazla kaşınırız. Onun için sadece duş şeklinde su ve sabunla banyo yapın, elinizle yapın diyoruz biz. Son olarak uyuzla alakalı hocam, korunma yöntemleri hakkında izleyicilerimize tavsiyeleriniz neler olur? Ya benim en büyük sıkıntımız, hatta dermatologlar olarak, yanlış ilaç kullanımı. Lütfen uyuz duydunuz mu direkt dermatoloji uzmanına gitmeye çalışın. Çünkü kulaktan duyma bilgilerle, yok sirke sürdüm, yok işte aseton sürdüm, onlarla olmuyor. Maalesef olmuyor. Tedavisi. Tedavisi, evet. Evet.
değil değerli hocam, bir başka konu. Sizi çok yordum ama vallahi bugün rica ederim, sihirli de sormadan geçemeyeceğiz. Sihir nedir? Neden oluşur? Bu konuda bize aydınlatın. Sihir aslında bir viral bir enfeksiyon. Bir virüs. Hani nasıl işte influenza virüsü var, COVID var. Evet. O da bir virüs. Human papilloma virüs dediğimiz bir virüs. Bu virüsün özelliği şu. Temasla bulaşıyor. Ama bulaştıktan sonra hücrelerde, keratinositlerde uykuya dalıyor. Bağışıklık sistemimiz düştüğü anda çoğalıyor. Şöyle bir mesela işte bir hasta gelir bize, işte diyelim ki 30 yaşında sihirleri var. İşte ben işte 6 aydır hiç kimseye yanaşmadım. İşte şeyim yok, hani temasım yok kimseyle falan. Ama bu 5-10 yıl önce kapmıştır ve bağışıklık sistemi şu anda düşmüştür ve ortaya çıkmıştır. Yayılır mı peki hocam? Yayılır. Bağışıklık sisteminin durumuna göre her tarafa yayılır. Ayakta görüyoruz, elde görüyoruz, genital bölgede görüyoruz. Ben dilde bile gördüm. Ağzının içinde de bile gördüm. Saçın içinde, yüzde, her yerde olabiliyor. Eskiden annelerimiz derdi dere kenarlarındayken, aman kurbağaya yaklaşma, sihir atacak. Evet, bu kurba bizi mahvetti. Peki değerli hocam, bulguları nelerdir sihirin? Ya sihir aslında deri renginde bir kabartı. Evet. Biraz pürtüklü oluyor üstü. Maalesef böyle bizde, hani herkes de böyle. Bir şey çıktı mı yolmaya çalışırız. Evet. Bu yolmaya çalışırken de bulaştırıyoruz başka yerlere, başka insanlara. Onun için böyle bir şey gördünüz mü danışın dermatoloji uzmanına. Peki tedavi kısmı, sihir tedavisi nasıl yapılır? Yöntemleriniz nelerdir? Kendiliğinden iyileşme gibi bir durumda olur mu? Şimdi şöyle, kendiliğinden iyileşebilir. Ne zaman iyileşir? Bağışıklık sistemimiz güçlendiğinde. Ama bağışıklık sistemimizin düşmesi şey demek, yani yok illa böyle ateşli hastalık geçirmek, COVID geçirmek değil. Az uyku bağışıklık sistemi düşürür. Az su içmek bağışıklık sistemini düşürür. İşte kötü beslenmek bağışıklık sistemini düşürür. Onun için düzenli bir hayat ve güzel, iyi bir beslenme bağışıklık sistemimizi çok dinç tutar ve bu hastalıklar bizden uzak durur. Ha, biz olduğunda hem bunları anlatıyoruz hastaya, işte bağışıklık sistemiyle ilgili güçlü olması gerektiğini. Aynı zamanda onları, olanları yok ediyoruz. Bizim kriyo diye bir, kriyo cerrahi diye bir yöntemimiz var. Spreyle buz sıkıyoruz, eksi 200 derece. Orada bir yara oluyor geçici olarak. O yara ile beraber virüsler gidiyor. Ama o bölgeden oluyor. Yani başka bölgelerdeki virüs varsa ona etkisi yok. Cerrahi olarak yapabiliriz. Tek tek alabiliriz onları. Bir de kimyasal koter diye bir şey var. Çok güçlü bir asitle tek tek yakabiliyoruz onları. Tabii ki hastanın durumuna göre, bölgesine göre, sihirin büyüklüğüne göre karar veriyoruz biz tedavi yöntemine. Lazer sisteminiz var mı hocam sihir tedavisinde? Lazer var, ablatif lazer. Ablatif lazer de olabilir, gidebilir. Tabii ki o da cerrahi gibi, yani hani şey yapmış gibi oluruz, kesmiş gibi oluruz. Lazer de olur. Aile Hanım'ın bir sorusu, sihir cinsel yolla bulaşır mı? Evet. Sihirler aslında human papilloma virüsün çok bir sürü tipi var. Birden 99'a kadar, hatta daha fazla tipi var. Birkaç tanesi özellikle işte 12, 18, 31 numaralı alt tipi human papilloma virüsün. Bunlar cinsel... Zaten bütün HPV cinsel yoluyla bulaşır da, bunlar ama kanser yapma ihtimali olan virüsler. Ne kanseri yapıyor? Kadınlarda rahim ağzı kanseri yapıyor. Erkeklerde de penis kanseri yapabiliyor. Tabii kadınlarda çok sık yapabiliyor, erkeklerde çok daha nadir oluyor. Onun için
Böyle bir şey olduğunda kesinlikle ve kesinlikle tedavi olmak zorunda hasta. Evet, değerli hocam. Değerli vaktinizi bizim için ayırdınız. Çok güzel bilgiler verdiniz. Ben sorularımın hemen hemen hepsini, cevabını buldum. Peki siz, Rukiye Hanım, burayı bir kere daha tekrar edelim ya da bu konuyu atladık, burayı da söyleyelim. Demek istediğiniz son cümleleriniz varsa onları da alayım sizden. Programı da yavaş yavaş kapatacağız. Ya ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Yararlı olduysa evet. Ne mutlu bana. Ben çok yararlıydı. Bütün sorularımın cevabını hemen hemen aldım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Programı kapatmadan önce çok sevdiğimiz bir ablamızın bugün doğum günü, Duygu Özteke. Kendisine sağlıklı yaşlar, mutlu, huzurlu günler diliyoruz. Bizler STV ailesi olarak başta konuğumuz dermatoloji uzmanı Dr. Yaman Sönmez'e ve ekran başında bizleri misafir ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda oluncaya kadar sağlıkla kalın. Çünkü hayat sağlıkla güzel diyoruz. Hoşça kalın.